Sayın Başkanım, belediyede işten çıkarılmakla alakalı sosyal medya hesabınızda bir paylaşım yaptınız. Halkımız değiştirmek hususunda mahirdir sözü ne manaya geliyor? Önümüzde bir erken seçim ihtimali var mı? İsmail Hakkı Esen'in görevden alınması gibi bir durum söz konusu olabilir mi? Sayın Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen Bey de yapmış olduğu basın açıklamasında şunları söyledi. Beytülmal'a sahip çıkmak rantiyecileri rahatsız etmiş olabilir. Susuyorsak edebimizdendir, konuşulacak çok şey var ama susuyoruz. Dün belediye maaşını ödemekten aciz olanların, kredi kullananların bugün konuşmaları suçluluk psikolojisidir dedi. Buna ne dersiniz? Öncelikle biz cümleyi bütünüyle ele aldığımızda orada hani herhangi bir şekilde kesinlikle işte seçim veyahut da herhangi bir kişi... Cümlenin sonu bu başkanım. Ha, yok, cümlenin sonu, son kısmı. Ne manaya geliyor? Sonuçta burada ya tarihler gelip geçici. Yani burada 5 yıl sürenin neredeyse 1 yıl sona erdi. Evet. Verilen sözlerin sonuçta takipçisi. Her şekilde bunları birebir takip ediyor. Biz de burada verilen sözleri hatırlatmak istedik. Yoksa ki biz kesinlikle kimseyi... Çünkü benim zaten söylediğim konular kişiler ilişkin değil, fiiller ilişkin. Yani biz burada daha önce de verilmiş olan sözlerin takipçisi olduğumuzu belirtmek istedik. Burada Sayın Belediye Başkanımızın kendi paylaştığı, basında da ilettiği vaatleri var. O açıklamalara ne Evet. diyorsunuz? Belediye başkanının Ben yapmış olduğu bizim söylemiş olduğumuz açıklamalara. cümleyi bitireyim. Bitirin Ha, başkan. tamam, cümleyi bitireyim. Tek tek derim ki yani burada Tamam. hasar kesiliyor. Bu şekilde yaparsanız biz kendimizi tam olarak ifade etmemiş Siz oluruz. savunmayın başkanım. Biz sadece soruya cevap verin yeter. Veremiyorum ki, kesiyor kimse Anladım. yani. Onun Tamam. için diyorum. İsmail Hakkı, evet, İsmail Hakkı Esen Bey, sözümüz söz. Emeğin alın terinin ne demek olduğunu en iyi ben bilirim. İşçi kardeşlerim 2500 TL'nin altında maaş alan kalmayacak. Unutmayın, birlikte başaracağız diye seçim vaadi Evet. kampanyası. Artı bütün işçilere tek tek 30 Mart Cumartesi günü seçim yasaklarından sonra gönderdiği mesajlar var. Ve bu, belki bu işten çıkan, bütün işten çıkan arkadaşlara da bu mesaj gitti. Belediyemizin temel taşı olan işçi kardeşim alacağım en düşük maaş 2500 TL olacak. İşinden, aşından ve geleceğinden kesinlikle endişe etme diye mesajını biz burada hatırlatmak istedik. Yoksa kesinlikle biz burada her zaman belirttiğimiz gibi belediyenin yanında olduğumuzu her zaman söylüyoruz. Ve 3 gün önceki belediye meclis toplantısında orada kendilerine söylendiği zaman işte 2500 lira maaş neden yapmıyorsunuz diye sorulduğunda ben işte 200-300 işçi işten çıkarayım ancak öyle yapalım ama ben böyle bir şey yapmayacağım. Böyle bir şey yapmayı düşünmüyorum dedikten sonra böyle bir beyanda bulunması, böyle bir anda hemen acil bir şekilde öncelikle 30 kişiye yakın kişinin çağrılarak ve sonrasında peyderpey yine bunun 100'ün üzerinde kişi olacağı konusundaki bilgiler de bize ulaştı. Biz buna doğal olarak, ya bu kim de olursa olsun, biz hani partisi aynı değil. Ha, bizim kendi partimiz olmuşsa onlara da biz bu şekilde tepkimizi göstermişizdir. Ayrıca burada bu arkadaşlar, çalışanlar en az 5 yıllık, 6 yıllık, 10 yıllık çalışanlar. Burada maalesef işte bu konuyu çok iyi bilen kişiler, bunlar sanki TYP'den geçici çalışan işçilermiş gibi anlatmaya çalıştılar. Bunlar da bizi çok üzdü. Biz burada sadece, ayrıca o konuda yine başka bir paylaşımda bulundum. Yani sabah kalktım işte 10 Aralık tarihi, bir saatleri günü. Şimdi bir şey paylaşıyor. İçinde gelmedi yani. Şimdi bakıyorsun işte arayanlar işte başkanım biz mağdur edildik biz işte falan. Ben de orada doğal olarak dedim arkadaş ya Hatta kusura bakmayın falan diye de eklemişsiniz. böyle bir ortamda israfları günü paylaşmak 200'lük pek içinde gelmedi yani. Kusura bakmasınlar. Peki başkanım İsmail Hakkı Esen Bey'in söylemlerine ne diyorsunuz? Beytülmal'a sahip çıkmak rantiyecileri rahatsız etti. Rantiyeci misiniz? Ya bunu iddia sahibine sormak lazım. İddia sahibi iddiasını ispatlamakla mükelleftir. İspatlayamazsa müfteridir. Hani söyleyecek çok sözümüz Benim var ama susuyoruz ben ya. 15 gündür, pardon 15 yıl boyunca belediye meclislerinin üyeliğini devam ettirdim. Alnımın akıyla. Eğer bir kuruş rantiye yaptığımı iddia eden varsa ben görevimi bırakmaya hazırım. Son bir kelamla Bu bitireceğim. aynı Erdemliliği iddiayı bulan kişilerde beklerim. Yani böyle bir kesinlikle bizim öyle bir durumumuz yok. Biz sadece bakın biz kimseyi bir karalama da yapmadık. Yani biz sadece bir cümle kurduk. Sadece böyle bir ortamda yani yapılan hizmetlerin isminin değiştirilmesi konusunda biz bunları ilettik. Ama karşılığında bizim hiç haksız ya böyle bu kadar gürültü çıkartmayan ya ben şaşırdım ya gerçekten. Yani bu kadar ne bileyim işte bizim geçmiş dönemdeki işte falan filan yani biz her şekilde verilecek hesabımız yok. Ha, hesap soracaklarsa ilgili kişilerden veyahut da ilgili bakanlardan sorabilirler. Biz bunun konuda da bizim bir
çekilmemiz yok. Çok peki şükür. Başkanım, son bir şey ekleyeceğim, bitireceğim ben hemen. Malum olduğu üzere siz bu açıklamayı yaptınız. Ondan sonra acaba artı AK Parti içerisinden size şöyle bir söylemde bulunanlar oldu. Belediye meclis üyesiydiniz ama belediye meclis toplantılara katılmadınız. Evet. Hatta seçim çalışmalarında görev almadınız. Kusura bakma diye böyle bir mesaj atanlar da oldu. Buna ne diyorsunuz? Öncelikle aslında o mesajı paylaşan arkadaşın ne kadar seçim çalışmasında bulunduğuna da bakmak lazım. Belki katılmadığı için bizi görmemiş olabilir. Yani doğrudur yani. Görmemiştir. Yani burada yani partimiz gözüküp de partimizin her kanadına içimizden gözüküp de en büyük zarar veren kişilerin böyle paylaşım yapmasında ben esefle karşılıyorum. Biz 3 dönem 15 sene boyunca son birkaç senesinde işlerimizin yoğunluğu sebebiyle katılamama durumu olmuş olabilir. Burada ama kesinlikle biz belediyeyle bağımızı kesmedik. Oradaki arkadaşlarımızla devamlı irtibatlarımızı sürdürdük. Ve seçim çalışmasında da yani bizim arkadaşlarımız şahit, bizim katıldığımız işte buradaki programlar. Hatta belediye meclis üyeliğine aday olan kişilerin katılmadığı toplantılara biz katıldık. Burada Murat Kurum Bakanımızın geldiğinde olsun, işte diğer mahalle toplantılarında olsun. Diğerlerinde biz hepsinde de bulunduk. Sağ olun. Ben onu da kabul etmiyorum ya, böyle bir şey. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.